Anne ben geldim. Atma çantana. Çocuğum temizlik yapılıyor görmüyor musun? Ha. Koyma yere. Altı pistir. Allah Allah. Çocuğum oturma. Oturma yavrum. Yere de basma çocuğum. Dışarıdan geldin. Dışarının bütün kiri pisi üstünde. Ya anne çamaşır suyuyla abdest alayım istersen. Bu neymiş artık ya? Şşt! Cevap verme anneye. Çok ayıp. Bu niye pislik böyle hanımım? Sizin çocuğunuz mu? Bu nasıl bir pislik ya? Ay resmen ergenlik kokuyor. Leş gibi. Üfle. Üfle. Aç ağzını şimdi. Bak toz vardı ağzında. Toz vardı. Aldım. Hanımım ben bunu bir çitileyim kaynar suda. Nasıl? Ay vallahi nasıl güzel olur. Nasıl güzel olur İbrahim. Anne bu kim ya? Bu yeni temizlikçimiz İbrahim. E bizim temizlikçimiz Burcu ablaya ne oldu? Ay bana Burcu deme. Bana Burcu deme. Toz al diyorum, benim toza alerjim var diyor. Şu sandalyeyi şuradan al, şuraya koy diyorum, kalkıp pencereden aşağı atıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya beni delirtecek artık. Ama bak İbrahim öyle mi? Benim yeni temizlikçim İbrahim. Adam muhteşem. İki dakika oturmuyor, gün yüzü görmedi şu. Anladım. Muhteşem yani. Evet, Burcu mazide kaldı. Artık yok öyle biri. Ben varım, muhteşemim, buradayım. Şimdi seninle konuşalım küçüğüm. Bundan sonra artık benimle muhatap olacaksın. Saçını düzelteyim. Şimdi derhal içeri gidiyoruz. Seni bir güzel kaynar suda çitiliyorum yavrum. Anladın mı? Düş bakayım önüme. Aferin sana çocuk. Yere basmasın İbrahim'cim. Derhal tabii ki yere basmasın. Yere basma diyor. Yere basma bakayım. Nasıl ya? Anne ya sen de yani var ya kendi öz evladına pislikmiş, kirmiş muamelesi yapıyorsun aşk olsun yani. Mükemmelin muhteşemin böylesine bir cüsseyi ayakları yere değmeden içeri götürme şimdi. Bilirim. Gidiyoruz. Hadi bak aferin sana. Muhteşemim çünkü. Öyle al beni. Allah'ım ya şükürler olsun. Vallahi hayalindeki temizlikçiyi buldum ya. Hayırlı kutbat yerlilem. Nasıl nasıl edeyim ben bu işe? Hidatini koydi. Tamparatı koydi. Burcu. Hanımım. Ne işin var senin burada? Ay hanımım ya, geçen sizin evi temizlerken bilezimi sehpada unutmuşum. Ha. İşte onu almaya geldim, şey yaptım. Aa, buradaymış Burcucuğum bileziğin. Hadi tattım, ha. Sen bunu al. Git, benim çok işim var Burcucuğum. Hadi canım, hadi görüşürüz. Ay, canım. Abla bak, elledin nasıl yorulmuşum biliyor musun? Çok yorgunum ya. Vallahi bu şıfık hanım beni öldürecek abla ya. Her yerim ağrıyor ya. Ya. Abla, otur, otur. Şey, bak. Şu kafe hanım var ya. Ha. Ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş lan, ne olmuş? Şu kafe hanımın kocası. Ha. Karısını aldatmış. Evde kim lan biliyor musun? Bak anlayacağım bak. Adacısı lan. Kısmet Burcu ne yapacaksın ya canım hadi. Abla. Burcu hadi Allah aşkına işim var. Bak çok işim var Burcu'cum dur, lütfen. Abla. Ya Burcu. Adam karısını karısının ağdacısıyla nasıl aldatıyor ya? Nerede görüyor karısının ağdacısını? Ağdacıda. Ne? Ne işi var adamın orada? Göğüs kıllarını aldırmaya gidiyorlar. Aynı ağdacıya gidiyorlarmış öyle mi? Mahallede tek bir ağdacı var. Herkes ona gidiyor. Adam göğüs kıllarını aldırıyor ağdacıya. Evet. İnanılmaz bir hikaye bu. Narkozla herhalde. Ben ne bileyim neyle buz koyuyordu. Tamam peki. Devam et sen anlat. Ne oldu? Amca ne da aldırıyor galiba. Nereden anladın? Çünkü onun başına gelmiş gibi gülüyor. İyi peki buyurun tamam. Anladım Burcu'nun. Tamam hadi sen git canım. Hadi çok işim abla, var. Abla dur ya. Bir de iki numaralı mencuku hanım var ya. Anlama ya ama böyle bir hikaye olmaz. Biraz bizden anlat ya. Ne? Senin kahramanların Yıldız Savaşları kahramanları gibi. Mencuki hanım ne? Mencuki şey demek. Mencuk. Tamam mı? Bildik, bildik bir isim söyle. Bölmeyeceğim bak. Bilmiyorum. Bölmeyeceğim, bildik bir isimle ver örneği. Hadi. Bildik bir isim mi? Evet, buyurun. Ay tamam Burcu'cum hadi sen git hadi canım benim çok işim var Burcu. Abla dur ya. Ya iki numarada Ali Hanım var. Ali Hanım ne ya? Ali Hanım herkesin bildiği. O erkek adı ama kadın adıyla. Tamam. Hadi Burcu'cum Allah aşkına çok işim var hadi Burcu. Ya abla dur ya iki numarada da Ali Hanım var ne olmuş biliyor musun? Ha, ne olmuş Burcu'cum? Ya onun da oğlu kıza kaçacaktı ya. Ha. Oğlan kızı görünce kız oğlandan kaçmış abla. Allah Mesut mutlu etsin. Ne diyelim Burcucuğum? Neyse.
yoksa Burcu gerçekten çok işin var. Hadi hayatım, Allah, lütfen ya. Allah dur. Sen de anladın var ya. Gıdığı böyle sarkmış. Yerler süpürüyor gıdığını. Böyle boğazına donuyor soğuk havalarda. Anladım. Yani kısmet yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hadi canım, vallahi bak çok işim var Burcu, lütfen ama ya. Tövbeler olsun. Abla, sen benim söylediğim dedikoduları dinlemiyorsun. Sen de bugün bir tuhaflık seziyorum ben. Lütfen. Sen normalde böyle yapmazsın. Abla, arkanda ne saklıyorsun sen? Ne saklayacağım sen de? Çıkart onu. Çıkart dedim sana. Çıkart o arkandakini. Ne o? Ana! Ana! Toz benziği. Sen bu toz benziğiyle ne yapıyorsun abla? Canım, ne yapacağım ben toz beziyle? Selülitlere çok iyi geliyorum. Alıyorum ben böyle. Günde üç kere böyle selülitlere halay çekiyorum ben bunu. Ne yapacağım ya? Toz beziyle. Halay çekiyorsun selülitlere. Ben de yedim bunu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi anlarız. Bir dakika. Abla! Ana, siz beni dağıtıyorsunuz. Ne yaptım ya? Çünkü ben burada olmuyorum. Siz burada yok, 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 yok diye. Tamam. Ama ararsın sonra gülmezsen. Ararım. Evet. Tamam. Tamam, ben dağıtmamaya dikkat et. Tamam, tamam kızım. O zaman onu alıştan ama o şey, Feryat Figen tepki iyiydi. Tamam. Şimdi anlarız ya. Afra, sen normalde bu sehpa her zaman kir içindedir. Ve ben prensip olarak asla ve kata sehpayı silmem. Bu da bir dirsek. Ben ikinci prensibim olarak her zaman toz öz ve sildiğim her şeyi halının altına süpürürüm. Ya burada bir tirsik var, anlayamıyorum şu an. Oh, Allah'ım, yani bu evde bir gariplik var. Abla, yoksa sen beni aldatıyormuşsun. Ah, nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri ya? Ya Mehtap, bu bak sarmalar çok güzel olmuş. Burcu. Fikri abi! Fikri abi, o sarmalar nereden çıktı ya? Ya ne oluyor bu evde, ne oluyor bu evde? Anlamıyorum. Hanımım, ben geldim. Efendim, Bahadır'ı çitiledim. Nasıl olmuş? Hanımım mı? Sen kimsin? Tanışalım. Ben İbrahim. Muhteşem İbrahim. Kimileri için de Pargalı İbrahim. Bu dünyada tutup sökemeyeceğim kir yok gibidir. Anneciğimin karnından toz beziyle doğmuşum. Bununla hala da bunu kullanırım. Çünkü temizlik benim göbük adımdır. Göbük adım mı? Evet. Bu göbeğin zaten bir adı olmalıydı. Abla, siz eve yeni temizlikçi vardınız. Ay, inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Bir şey söylesin. Eve yeni temizlikçi aldınız. Anladım, gözlerinizden defolun. Çıkın evden. Derhal herkes... Avam, çok avam. Gidiyorum. Mehtap abla, sen kal. Sen de kal. Pargalı, buraya gel. Beni çağırıyor. Ama bu durumda hepimiz sıkmış olmuyoruz ki. Fikri abi, benimle polemik yapma. Defol. Bunlar Burcu. Ver beni, sorayım. Canım. Bırak, dokunma bana. Abla, dokunma bana. Sakin ol canım. Ay, çok sinirlerim acayip boşaldı ya. Ellerim titriyor. Ya. Ya sana inanamıyorum abla. Yani bak, 5 numaraya inanırım. 8 numaraya ki boş olduğu halde. Ona da inanırım yani. Bana bunu yapar. Ama sen bana bunu nasıl yaparsın? Sen resmen benim üzerime temizlikçi getirmişsin. Ay Burcucuğum, vallahi sana her şeyi açıklayabilirim. Çok kirli olduğum bir gün İbrahim bana sahip çıktı. Tamam, yeter. Açıklama yapmanıza gerek yok hanımım. Açıklama yapmanıza hiç ama hiç gerek yok. Görmüyor musun kadın artık ne kadar mutlu? Aradığı mutluluğu bende buldu. Bak, bak yüzü nasıl da gülüyor. Ha, benimleyken yüzüm gülmüyordu yani. Gülmüyordu tabii. Kadının ağzını çitiledin de suratı ortaya çıktı. Burcu, biz İbrahim'le gerçekten çok iyi anlaşıyoruz vallahi. Ben söylemeden rafların tozunu bile alıyor. Terbiyesiz, nankör. Ben de alırdım. Sen bana söyleseydin ben de alırdım. Ben de en az onun kadar iyi bir temizlikçiyim. Ay, değilsin be. Gayet iyi yapıyorum.
Değilsin Burcu. Sana 100 kere diyorum ki banyoyu sildiğin suyla salonu silme. Sen bir su alıyorsun, banyoyu, salonu, mutfağı siliyorsun. Bir de yetmiyor, o suyla çay demliyorsun. Yahu evinde Kara Fatma besleyen temizlikçi mi olur? Onun adı Kara Fatma değil, Kara Murat. Terbiyesizlik. Ayrıca ben ekonomi yapıyorum. Barajlar boşandı, barajda su yok. Terbiyesizlik. Ben de en az onun kadar iyi bir temizlikçiyim. O zaman hodri meydan güzelim. Bak, daha salonu temizlemedim. Şimdi salonu tam şuradan ortadan ikiye bölelim. Sen o tarafı temizle, ben de bu tarafı. Önce kim bitirirse en iyi de odur. Öyle mi? Senden korkan senin gibi olsun. Hadi bakalım. Musiki işsiz yapamam. Teybe bas. Müziğimi hazırlamıştım. İşte hanım, bitti. Sonuç ortada. Aha, Burcu. Vallahi bak bir kez daha inandım ki ya İbrahim'le çok iyi anlaşıyoruz. Ya şuraya bak ya. Adam yemek de yapıyor, temizlik de yapıyor. Geçen gün şu kadarcık soğanla, azıcık yoğurtla beyti yaptı be. Ya abla sen görmüyorsun, ben resmen köşe bucak dip temizlik yaptım ya. Günler kısaldı, yaz geldi. O yüzden daha bitmedi yani. Bir yerleştirecektim bunları. Ayıl! Ha, sivri yerlerde. Neyse ki yerleri silmiştim. Bana bak Burcu, daha fazla konuşma. Sana bu evde yer yok küçüğüm. Beni hanımımın talimatlarıyla baş başa bırak. Öyle mi? O zaman ben bunca yıldır emeğime karşılık herkesten vedalaşmak isterim. Bahadır, Fikri Bey, gelir misiniz lütfen? Geçin. Siz de buyurun. Bahadır'cığım, bunca zamandır benim seninle emeğim var. Öp bakalım elimi yavrum. Bunca zamandır senin bende emeğin yok ki Burcu abla. Öyle mi Bahadır? O zaman eve gelen karnelerini artık senin İbrahim abin saklar. Anne, ben hiç ısınamadım ya. İbrahim abi gitsin. Saçmalama lan. Konu kapanmıştır. Burcu bu evden gidecek. İbrahim burada kalacak. Fikri abi, sizinle de vidalaşmak isterim. Bir gelebilir misiniz? Öpeyim elinizi Fikri abim. Öpeyim, ver. Estağfurullah. Fikri abi, o zaman senin gömlek yakalarındaki ruj izlerini de artık İbrahim temizler. Ben bir an düşündüm ve Burcu'yu ne kadar sevdiğimi karar verdim. Aa, ne oluyor böyle birer? Ay vallahi bu evin hanımı ben, sen kararı ben veririm. Burcu gidecek. Çok haklısın Meytap ablacığım. O zaman gel son bir kez vedalaşalım ablam. Canım ablam benim, canım ablam. Abla, o zaman senin kredi kartı ekstralerini de artık İbrahim abi çöpe atar. İbrahim. Buyurun hanımım, buyurun. Kovuldun. Ne? Ama nasıl olur? Daha içerideki kilimi çitleyip püsküllerine fön çekecektim. Neden böyle oldu? Niçin? Anlamak güç. Ya ortalık gerçekten çok dağıldı. Yani benim göz huzurum kalmadı. Lütfen biraz toparlar mısınız ortalığı? Toparlayalım. Hallederiz. Şey yapın, ben çamaşırları falan halledeyim. Gücümüzü vardı içeride, onları halledeyim. Neler oluyor size? Saçma, manyak mısınız ya? Neler oldu, nasıl oldu böyle bir şey? Nasıl başardın bunu? Nasıl? İbrahim bir temizlikçi. Asla ve kata sadece bir temizlikçi değildir. Eğer evde yaşayan insanların kirli taraflarını biliyorsan, onları avucunun içinde tutabilirsin. Bu da benden sana bir tavsiye olsun. Ve sana son olarak şunu söylemek isterim ki... Ne? Ne istiyorsun?
Salı günleri boşsan bana gelebilir misin? Çünkü evi götürüyorum. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de.